Ahmet Selim Kul da hazır. Sevgili Ahmet'e gideceğiz şimdi. Birazdan antrenman başlayacak. Fenerbahçe'nin kamp günlüğünü rica edeceğiz. Bu arada hiçbir zaman böyle bir saç stilim olmadı. Ahmet'in saç stiline bayılıyorum, onu söyleyeyim. Yani üst tarafı dikiyor falan. Benimkiler olmuyor Aydın abi, kıvırcık. Benimki de olmuyor Seninki, tesadüf. Mahmut Hoca'nınki manken de iki abi, işte sıfır. Yatay vücut. İşte sıfır. Benimki de olmuyor. Neyse hadi biz belli bir süreyi geçtik. Ahmet Selim henüz bonservisi elinde futbolcu olarak. İstediği saç şeklini yapabilir abi, bence. Ahmet çok güzel bir yerde abi. Arkada hiçbir şey gözükmüyor. Hocam orada afet mi vardır nedir bilmiyorum. Ahmet'ten alacağız detayları. Baya bir yağmur var değil mi Düzce'de? Peki Ahmet Selim Kul, hemen sözü sana bırakalım. Sevgili Mustafa Göksu, tam sen yağmurdan bahsederken yağmur durdu. Yani şu anda yağmur durdu. Az önce çok sağanak bir yağış vardı burada. O yüzden antrenman yarım saat ileri atıldı. Yani aslında antrenman yapmaya engel bir durum yoktu ama çok şiddetli olduğu için yarım saat erteledi Fenerbahçe antrenmanı. Birazdan sahaya çıkacak futbolcular ve burada çalışmalarını sürdürecekler. Yine bir sis var ama sis de antrenman yapmaya engel değil şu anda. Yani bu sis konusunu şöyle anlatmak gerekiyor. İzleyicilerimiz ekrandan gördüğünde sadece beyazlık görüyor ama etrafınızı şu anda mesela hatta sayılır bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani futbolcular sahada birbirlerini görebiliyorlar. Uzağa göremiyorsunuz. Şu anda da zaten çift kale maç çok fazla yapılmadığı için henüz ilk antrenmanlar olduğu için antrenman gene yapılacak. Bunu ifade edelim. Sarı lacivertler dediğin gibi dördüncü günde topuk yaylası kampının artık yavaş yavaş buradaki tempo yükseliyor. Bugün de Fenerbahçe milli takımdaki oyuncuları kampa katıldılar. Ozan Tufan ki kendisi Pereira döneminde daha önceki Pereira döneminde de çalışmış takımdaki ender isimlerden bir tanesi. Bunun dışında Altay Bayındır buraya geldi. İrfan Can Kahveci buraya geldi. Fenerbahçe'nin eksikleri gitgide azalıyor. Milli oyuncuların, bu yerli milli oyuncuların da gelmesiyle birlikte eksikler azalıyor. Ener Valencia ve Zanka kampa katılmayan isimler olarak kaldılar. Onlar da zaten milli takımla görevleri daha devam ettiği için geciktiler. Onların da katılmasıyla Fenerbahçe tam kadroya kavuşacak. Tabi dünden kalan enteresan bir not vardı, onu aktaralım. Burada Pereira'nın biz aslında sağ kenarındaki o heyecanlı tavırlarına, yeri geldi mi şaşırtan, yeri geldi mi güldüren tavırlarına alışız. Burada da geldiğinden beri antrenmanlarda sürekli bağırmaktan sesi kısıldı ve sesi kısıldığı için de burada bir hoparlör sistemi kurdurdu sahanın kenarına ve bu hoparlörle birlikte futbolculara mikrofonla bağırıyor. Sesi burada topuk yaylasında yankılanıyor. Bu şekilde ilginç bir çözüm buldu Vitor Pereira. Ama tabii burada konunun ilginçliği bir yana, Vitor Pereira'nın da antrenmanlarda nasıl davrandığının bir özeti gibi aslında. Hırslı bir teknik adam. Sürekli çalışmaların içerisinde hırslı, teması seviyor. Futbolculara dokunarak bir şeyler anlatmayı seviyor. Yeri geldi mi kendisi gösteriyor. Yeri geldi mi direkt futbolcusunu itiyor, çekiyor. Bu tarz bir teknik adam. Bu doğrultuda da sesi kısılması büyük bir sürpriz değil. Ama bu şekilde bir dünden kalan notumuz olduğunu da ifade edelim. Tabii ki Fenerbahçe hazırlık maçları programını yakın süre içerisinde açıklayacak. Burada kamp devam ederken de bir hazırlık maçı yapılması planlanıyor. Onun dışında da farklı, yine program belli oldukça biz de izleyicilerimize paylaşacağız. Kamp günlüğünü bu şekilde özetleyebiliriz. Sizin de tabii ki sorunuz varsa cevaplayabilirim. Zaten antrenman açıldığında umarım siz, şimdi yağmur durdu, dağılacaktır diye düşünüyoruz. İzleyicilerimizle görüntüyü de paylaşacağız, antrenman görüntülerini. Çok teşekkür ederiz. Arkada da küçük bir taraftar Fenerbahçe formasını gösteriyor. Kameramızı Ahmet Selim şimdi evet. Onu yanına da çağırdı. Taraftarlar var mı Ahmet Selim? Gelip kampı ziyaret eden taraftarlar var mı? Yani şunu söylemek gerekiyor. Bu havaya rağmen buraya Fenerbahçe taraftarları gelmeye devam ediyor. Sen de takımı antrenmanı izlemeye geldin değil mi? Evet, imza almak istiyorum. İmza biraz kolay değil. Ulaşamıyorlar. Pandemi sebebiyle taraftarları eline alınmıyor. Topuk yani, ilk kez geldin ama. İlk kez geldim. Düzce'de ilk kez geldim ama. Peki. İsmin ne? İsmim Gökşah. Peki, evet, küçük kardeşimizle birlikte burada yayınımızı da sürdürmüş olduk. Varsa sorunuzu cevaplayabilirim. Sorunuz var mı Ahmet Selim Kula? Yok yani. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar.
O saçlar soruyu hak etmiyor diyorsunuz değil yani mi? Yani yok, o saçları nasıl yapıyor diye sorsam bana evet. izleyiciler diyebilir ki yani öğrensen ne olacak? Hayır, yani. Abi Sayın çok teşekkür ederiz. Birazdan tekrar bizimle bağlanacak, en azından yerini konumunu ayarlasın. Diğer muhabirlerin önüne geçip kamerayı dönemleşsin. Bu tür işleri iyi bilir Ahmet çünkü. Peki kolaylıklar diliyoruz. Şimdi bana diyoruz. Sorduğu şeye bak. Bu, yani nasıl sorsam ne olacak? Öğrensem ne olacak? Bunları onu yapma şansım yok. Görüyorsun değil mi? Taraftarlık ne kadar bir şey. Yağmur, çamur, kar, ufak, 70 yaş, 7 yaş hiç fark ya. Etmiyor. Aşk evet. böyle bir şey. Ama belki Fenerbahçe'nin hani iletişimden sorumlu oradaki arkadaşlarımız da en azından minik taraftarları alıp onlarla böyle tabii, bir imza, bir futbolcularla şey. Fotoğraf olursa harika olur. Bunlar çok kıymetli, değerli onları şeyler. Onları istiyorlar. Onlar da işte dediği gibi pandemiden dolayı. Ama mesafeyi ayarlayarak yani şöyle şu mesafeden formanı getir, imzala, yani iade et gibi yapabilirler. Çünkü büyük fedakarlıklar bunlar oraya. Zaten böyle bu böyle ufak kardeşlerimizde. Ufak evlatlar tabii. Bu camiaların sevgileri böyle oluşuyor böyle işte. Olur. Onun için bence hani hepsi için söylüyorum. Bence yapılabilir. Belki de yaparlar da bir gün belirlerler. O gün yapabilirler belki. Yani videosunu yüzlerce kere gördünüz. Evet. Defalarca farklı insanlarla, farklı statlarda. Bir taraftar dışarıda futbolcuyu çağırıyorsa, adınız Cristiano Ronaldo da olsa, üstünüzdeki forma Real Madrid forması bile olsa, otobüsten iniyor, gidiyor evet. taraftan aynen. yana. Selfiesini çekiniyor, fotoğrafı imzalıyor. Bu da sadece oyuncuların inisiyatifinde değil. Kulüp de diyor ki taraftarla temas aynen. ettiğin anda fotoğraf çekinecek. Çekil, forma mutlaka imzala. Bunları özel olarak söylüyorlar zaten. Bunları araya duvar öremez. Hayır, şöyle bir saatler şey. Saatler de var. Belirli bir saatlerde onlar kulüp içinde de bunlarla buluşuyorsunuz. Bunlar evet. hepsi ayarlanıyorlar. Şimdi Fenerbahçe antrenmanları açıyor, toplantılar yaptırıyor oyuncularına, yeni oyuncularına. Bu manada gerçekten de bu pozitif bir yapı var ama. Geçen sezon başladılar tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Burada şunu da yapabilirler mesela Mustafa. 4-5 tane oyuncu bir masanın arkasına dizilip formalar alınıp 5 oyuncu imza iade edilir. Evet. Böyle bir organizasyon da yapılabilir. Mi? Hoş olur yani. Güzel oraya olur. Gelenler de boşu boşuna gelmemiş. Yani mutlaka görmek için geliyorlar belki ama formalarını da imzalatmış olurlar. Bu arada az önceki kuşakta konuşmuştuk Galatasaray'ı. Bir küçük ekleme yapayım. Ondan sonra hazırlık maçlarına başladı Benfica. Kovilya ile 2-0 kazandığı bir maç oynadı. O maçta Gedson Fernandes yedekler arasındaydı. Yani kadronun içerisindeydi. Onu küçücük bir hatırlatmaya. Mutlaka deniyorlar değil mi? Son yani kez bakıyorlar. Yani orada hala ya şöyle hani vazgeçmiş İçinde git değil. Falan noktasında değil. Kendine yani, kulüp bul noktasında değil. 2-0'lık maçta yedekler arasındaymış. Hatta okuduğumuzda sağ tarafta da deniyorlarmış, içeride de deniyorlarmış. Yani, şimdi dikkatimi ne çekti biliyor musun Rıza Bey? Korkur ülkemizde bir seneden beri burada. Tabii. Yani maşallah. 2 sene oldu hocam. İki sene. Türkçesi. Çok güzel konuşuyor. Değil mi? Evet. Biz neleri gördük burada senelerce olan, hiç Türkçe iki kelam etmeden gidenler var. Hiç duymadığımız oyuncular var. Biz istiyoruz, olsun diyoruz, bize yakın olsun, böyle konuşsunlar. İyi bir transfer. Bir de medeni cesareti var. Aynen. Yani diyor ki yani yanlış bir şeyler söylerim diye söylemek istemedim aslında Türkçe konuşabiliyorum dedi. Bravo yani 2 senede bu kadar. Medeni cesaret yani hiç onu da söylemeyebilir yani. İyi bir transfer zaten başardılar.